Almanya'nın Leverkusen kenti Avrupa'nın en önemli caz festivallerinden birine ev sahipliği yapar her yıl. 27. Leverkusen Caz Günleri de geçtiğimiz haftaydı. 3-11 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Ve bu festivalde sahneye çıkanlar arasında Kıbrıslı Türk gitarist Okan Ersan ve grup da var. Okan Ersan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Almanya, Kıbrıs, İstanbul Evet, yapıldı yine, değil mi? evet, aynen. İyi bir tepki geldi orada kulağımıza parçanın Alkışlardan. sonunda. Evet, nasıl bir cevap aldınız? Yani konser sonrasında inanılmaz büyük insanlardan tepki vardı. Yani olumlu yönde. Ve çok şaşırdılar. Yani bir Türk band olarak ve özellikle Kıbrıslı bir Türk olarak orada bu konseri gerçekleştirmemiz ve tabii ki benim onur duyduğum İstanbul müzisyen arkadaşlarım benimle birlikte sergilediğimiz performans çok beğenildi. Herhalde şaşırtıcı olmalı çünkü daha önce duydukları bir isim değildiniz muhtemelen. Evet, Ben evet. onun dışında işte tamamı Türkiye'den gelen insanların da oluşturduğu bir grup sizin dışınızdakilerin. Şaşırtıcı olmuş olsa gerek. Çalıştığınız beraber orada sahne aldığınız müzisyenleri de belki hatırlatmakta fayda var. Onlar da hakikaten en Tabii. iyileri kendi Tabii yani alanlarında. bana göre Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden yani Volkan Öktem var davulda. Eylem Pelik var bas gitarda. Serkan klavyede. Levent Altındağ herkes biliyor. Saksafonda. Şenova Ülker trompette. Ve Aycan Testel trombonda. Menajerimiz Ahmet Esenyel. Bence çok güzel bir kadroydu. Her şeyden önemlisi kimya olarak biz müzisyenlerle çok iyi bir kimya oluşturduk. Çok iyi anlaşıyoruz. Bu işe inandık. Çok güzel bir de sound çıkardık. Sizin bu kimyanızın nasıl bir şey olduğu aslında geçenlerde demek yani 2004 sonunda galiba Evet, çıkan bir evet, albümde de evet. Tohum Itmeye Concern Evet. yani İlgili makama. ilgili makam Aynen. adlı evet çevirirsek albümümüzde de görünüyordu herhalde. Evet. Tohum Itmeye Concern. Burada da gene hemen hemen aynı ekiple çalıştınız değil mi? Tabii aynı ekiple. Serdar Barçın da var albümde.
Çok zevkli bir kadro, çok zevkli bir çalışma. Sizin biraz önce sahnede seslendirdiğiniz parçada size ait. Tulumet May Konserin, yani yine albüme ismini veren parça. Onun çok kısa hikayesi de şöyle, Gitarist Magazin dergisinin düzenlemiş olduğu bir yarışmaya katılmaya karar verdim. Yıl 2003. 2003'te şarkının ismi ne olsun diye düşündük. Benim Kıbrıs'ta çok sevdiğim değerli bir müzisyen abim var, Acar Akalın. O isim babalığını yaptı. Okancığım dedi, şunun ismi Tuğum Konserin olsun. Yani ilgili makama bu parçayı gönderelim. Gönderdik parçamızı. 5000 kadar gitarist arasından ilk 10'a, sonra ilk 5'e kaldım. Daha sonra sahnede performans yaptım parçayı. %49 oyla öğrendiğimiz üzere ikincilik aldım. Ama Gitarist Magazin dergisinin düzenlediği yarışmada ilk 5 gitarist arasına girdim. Dergide benim hakkımda yazılar çıktı. Oradan yola çıkarak albüm yapma kararı aldım. Ve tabii ki çıkış parçası ve bu fikrin çıkış noktası Tuğum May Konser'in adlı parça olduğu için albümün ismi de bu parçayı verdik. Peki bu 2003 macerasını sormak istiyordum. Oradan sonra kapılar açılıyor tabii. Çünkü Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın kuzey tarafında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir müzisyen olarak yaşamanın uluslararası bir takım hadiselerle kolayca bağlantıya geçmekte zorlukları olabilir muhakkak. Çok büyük zorluklar var. Ama siz bu dergiyi takip ederek bu yarışmaya girdiniz ve hak ettiğiniz bir dereceyi de aldınız. Teşekkür ederim. Sonra da kapılar açıldı. Tabii. Değil mi? Şimdi bu konser Leverkusen Jazz Festivali'nde böyle 4000 kişi var demiştiniz daha önce konuştuğumuzda. Bu kadar insanı memnun etmek. Evet. Hem de Aldi Meola gibi bir gitaristin öncesinde çıkıp, onun supporting bandı olarak çıkıp da gayet de keyifli saatler geçirmek, hatta bir daha çağırılmak kolay bir şey olmasa gerek. Çünkü neden siz bir daha çağırsın? Yani Aldi Meola çıkacak, hadi bir an önce o çıksın diye düşünülebilir. Nasıl oldu bu Leverkusen işi diyelim? Ya şimdi menajerim Ahmet Eseniye sürekli araştırma içerisinde. Yani Okan Ersan'ı dünyaya nasıl tanıtabiliriz ve neler yapabiliriz araştırması içinde. Leverkusen Jazz Festivali'nde olduğunu öğrendik ve kendi albümümüzü oraya postaladık. Ve biz de bu festivalde yer almak istediğimizi belirttik. Daha sonra Leverkusen bize davet etti oraya ve bizi Aldemiola Supporting Band olarak oraya davet ettiler. Muhtemelen zaten öyle olmuştur. Aldemiola'nın menajeri ve kendisi albümü dinleyip onlar da karar vermiştir. Yani supporting band olarak bizim orada olmamıza. Ve biz Leverkusen macerasına böyle başladık supporting band olarak. Ama tabii ki siz de anlarsınız ve bilirsiniz ekrana, ki... Ekrana pardon bu arada beraber gidiyorsunuz bir yere. Evet. Sağ olsun çok kibar bir beyefendi ve çok güzel bir diyalogumuz oldu. İstanbullu caz severler gayet iyi, yakından tanıyorum. Bir tek onlar değil yani caz severler tanıyorlar tabii. Leverkusen Jazz Festivali'ne katılmaya karar vermek ve oradan davet almak, yani buyurun gelin festivale supporting band olarak katılın denilmesi de bitmiyor. Bunun yasal prosedürleri var, kontratları vesaire, bürokratik bazı durumlar var. KKTC olması, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti olması, izolasyonların baskıların olduğu bir ülke olması ve hala daha bizi... belli bir sınıf vatandaş şeklinde görmemelerinden dolayı tabii ki çok sorunlar yaşıyoruz. Ama aynı zamanda tabii banka hesabı vermekte bile güçlükler çıkabilir değil mi? Ya posta adresi bile veremiyorsunuz. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ben kendi adresimi verdiğim zaman ve veya menajerim ve organizatörden bir evrak beklediğiniz zaman alamazsınız. Mersin on Turkey yazmanız gerekiyor. Yani böyle bir adres yok. Yani KKTC'ye herhangi bir posta gelmez. Bunlar tabii işin zor yanları ama biz ben şahsen kendi adıma şöyle düşünüyorum. Müzikal anlamda çok büyük yollar kat edebiliyoruz. Yani ülkemizi müzikal anlamda, sanatsal anlamda çok şeyler katabiliyoruz. Yani bugün sonuçta...